Merkür. Merkür, Güneş'e en yakın olan ve Güneş sistemimizdeki en küçük gezegendir. Dünyanın ayından yalnızca biraz daha büyüktür. Güneş'e olan uzaklığı ortalama 58 milyon kilometredir. Bu uzaklıkta Güneş ışığının Güneş'ten Merkür'e ulaşması yaklaşık olarak 3.2 dakika sürer. Merkür'ün yüzey sıcaklıkları hem aşırı sıcak hem de soğuktur. Gezegen Güneş'e çok yakın olduğundan gündüz sıcaklıkları 430 derece gibi yüksek seviyelere ulaşabilir. Geceleri bu ısıyı koruyacak bir atmosfer olmadığından sıcaklıklar -180 dereceye kadar düşebilir. Merkür'ün çevresi bildiğimiz şekliyle yaşama elverişli değildir. Bu gezegeni karakterize eden sıcaklıklar ve güneş radyasyonu büyük olasılıkla organizmaların uyum sağlayamayacağı kadar fazla. Güneş'e yakınlığına rağmen Merkür, Güneş sistemimizdeki en sıcak gezegen değildir. Yoğun atmosferi nedeniyle bu ünvan hemen yakındaki Venüs'e aittir. Merkür, Dünya ve Mars ile beraber en kayalık gezegenlerden biridir. Katı yüzeyi kraterlerle kaplıdır. Atmosferi ve uydusu yoktur. Bu küçük gezegen, Dünya'ya göre kendi etrafında daha yavaş döner. Bu yüzden bir gün Merkür'de daha uzun sürer. Merkür'ün bir günü Dünya'nın yaklaşık 59 gününe eşittir. Fakat bunun yanında Güneş'e en yakın gezegen olmasından dolayı Güneş'in etrafında gitmesi gereken mesafe daha kısadır. İşte bu yüzden bir yıl Merkür'de 88 Dünya gününe eşittir. Merkür'ün yavaş dönüşü ve kısa yıl süresinden dolayı Merkür'de bir gün Dünya'dan çok farklıdır. Güneş'in doğması ve batması uzun süre alır. Bu yüzden Merkür'de 176 Dünya gününde bir Güneş'in doğuşunu görebilirsiniz. Venüs. Venüs'ün Güneş'e olan uzaklığı ortalama 108 milyon kilometredir. Bu mesafeden Güneş ışığının Güneş'ten Venüs'e ulaşması yaklaşık 6 dakika sürer. Yapısı ve boyutu Dünya'ya benzeyen Venüs'ün uydusu yoktur. Ve diğer gezegenlerden ayıran önemli bir özelliği, kendi etrafında Dünya ve diğer birçok gezegenin tersi yönünde dönmesidir. Atmosfer çoğunlukla karbondioksitten, yani içinde yaşadığımız dünyada da sera etkisine neden olan gaz ve sülfürik asitten oluşan bulutlardan oluşuyor. Kalın atmosferi ısıyı kontrolden çıkmış bir sera etkisiyle hapseder ve bu da onu yüksek yüzey sıcaklığıyla Güneş sistemimizdeki en sıcak gezegen haline getirir. Venüs'te bir gün geçirmek oldukça kafa karıştırıcı bir deneyim olacaktır. Eğer uzay aracınız veya uzay giysiniz sizi 475 derece aralığındaki sıcaklıklardan koruyabilirse. Venüs'ün kendi etrafında dönmesini tamamlaması Dünya günü olarak yaklaşık 243 gün sürer. Fakat Güneş'e çok yakın olmasından dolayı bir yıl daha çabuk geçer ve 225 Dünya günü sürer. Kendi etrafında ve Güneş'in etrafında dönme süreleri birbirine yakın olduğu için Venüs'ün bir günü Dünya'dakinden farklıdır. Venüs'te gün doğumu 117 Dünya gününde bir olur. Ve bu da Venüs yılına göre yılda sadece iki kez gün doğumu olduğu manasına gelir. Dünya'ya göre ters yönde dönmesinden dolayı Güneş batıdan doğar ve doğudan batar. Yıldızlar arasında yaşamı arayan bilim adamlarına kritik bir soru: yaşanabilir gezegenler nasıl başlıyor?
erken dönem Venüs ve Dünya'nın yakın benzerlikleri ve çok farklı kaderleri gezegen oluşumunu inceleyen bilim insanları için bir tür test örneği sağlamış. Eğer Venüs'ü ve Dünya'yı kutuptan direğe ikiye bölüp yan yana koyabilseydik oldukça benzer görünürlerdi. Benzer boyut, benzer iç yapı, her ikisi de gençlik günlerinde okyanusları barındırıyordu. Ancak biri artık bir cehennem, diğeri ise bol yaşama ev sahipliği yaptığı bilinen tek dünya. Dünya. Güneş'e en yakın üçüncü gezegen. Yüzeyinde suyun sıvı halde bulunduğunu ve üzerinde yaşam olduğunu kesin şekilde bildiğimiz tek gök cismi. Dünya yaklaşık 4,5 milyar yaşındadır. Güneş'ten ortalama 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunur. Güneş ışıklarının Dünya'ya ulaşması yaklaşık 8 dakika sürer. Dünya'nın atmosferi yaklaşık olarak %78 oranında azot, %21 oranında oksijen, %1 oranında diğer gazlardan oluşur. Atmosferin net bir sınırı olmamakla birlikte uluslararası standartlarda uzayın başladığı yükseklik olan 100 kilometre atmosferin üst sınırı olarak kabul edilir. Dünya'nın atmosferi 5 ana katmandan oluşur. Bu katmanlar sırasıyla troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer ve egzosfer olarak adlandırılır. Dünya yaşamı desteklemek için gereken birçok şartın bir araya geldiği bir gezegendir. Dünya'nın atmosferi bizi sıcak tutar. Nefes almamız için oksijen verir ve aynı zamanda yağmur, kar gibi hava olaylarının gerçekleştiği yerdir. Atmosfer gezegenimizi bir portakal kabuğu gibi çevreler ama her yerde aynı değildir. Farklı niteliklere sahip değişik katmanları vardır. Troposfer. Dünya yüzeyine en yakın olan troposferdir. Tropos değişim demektir. O katman adını atmosferimizin bu bölümünde sürekli değişen ve gazları karıştıran hava koşullarından alır. Troposfer, dünyada nerede olduğunuza bağlı olarak 8 ile 14 kilometre arasında bir kalınlığa sahiptir. Kuzey ve güney kutbunda en incedir. Bu katmanda soluduğumuz hava ve gökyüzündeki bulutlar bulunur. Bu en alt katmanda hava en yoğundur. Aslında troposfer tüm atmosferin kütlesinin 1/4'ünü içerir. Oradaki hava %78 nitrojen yani azot ve %21 oksijendir. Son %1 ise argon, su buharı ve karbondioksitten oluşur. Yüzünüzde rüzgarı hissettiğinizde, gökyüzündeki bulutları gördüğünüzde ve kuşların uçuş sırasında kanat çırpışını seyrettiğinizde troposferi deneyimlersiniz. Stratosfer. Troposferin üstünde ve mezosferin altında stratosfer bulunur. Strat, katman anlamına gelir. Atmosferimizin bu katmanının da kendi alt katmanları vardır. Burada havayı karıştıracak fırtına veya türbülans yoktur. Bu katman 35 kilometre kalınlığındadır. Stratosfer çok önemli ozon tabakasının bulunduğu yerdir. Ozon tabakası bizi güneşten gelen ultraviyole ışınlardan korumaya yardımcı olur. Aslında ozon tabakası güneşin bize gönderdiği ultraviyole ışınların çoğunu emer. Yaşam o koruma katmanı olmadan mümkün olmazdı. Mezosfer. Mezosfer, termosfer ile stratosfer arasında yer alır.
Mezo orta anlamına gelir ve bu tüm gazların karıştığı en yüksek katmandır. Mezosfer 35 kilometre kalınlığındadır. Hava incedir, bu yüzden mezosferde nefes alamazsınız. Ancak bu katmanda termosferde olduğundan daha fazla gaz vardır. Hiç göktaşlarının yanarak iz bıraktığı bir meteor yağmuru gördünüz mü? Birçok insan bu meteor yağmurlarını kayan yıldız zanneder. Tabii ki bu doğru değildir. Atmosferimize giren meteorlar mezosferde yanar. Egzosfer ve termosfer katmanlarında fazla hava olmadığı için meteorlar çok fazla sorun yaşamadan bu katmanlardan geçerler. Ancak mezosfere çarptıklarında sürtünmeye ve ısı oluşturmaya yetecek kadar gaz vardır. Termosfer. Termosfer, egzosfer ile mezosfer arasında yer alır. Termo, ısı anlamına gelir ve bu katmandaki sıcaklık 2000 dereceye kadar ulaşabilir. Yine de termosferde vakit geçirecek olsaydınız çok soğuk hissederdiniz. Çünkü bu katman ısıyı size iletecek yeterli gaz moleküline sahip değildir. Bu aynı zamanda ses dalgalarının geçmesi için de yeterli molekül olmadığı anlamına gelir. Dünya atmosferinin bu katmanı yaklaşık 513 kilometre kalınlığındadır. Atmosferin iç katmanlarından çok daha kalındır. Ancak egzosfer kadar kalın değildir. Termosfer, düşük dünya yörüngesindeki uyduları bulacağınız yerdir. İyonosfer. İyonosfer ilginç bir katmandır. Mezosfer, termosfer ve egzosfer ile örtüştüğü yerler vardır. Atmosferin çok aktif bir parçasıdır. Ve güneşten aldığı enerjiye bağlı olarak büyür ve küçülür. Adı bu katmanlardaki gazların güneşten gelen ışınımlar tarafından uyarılmasıyla oluşmuş elektrik yüklü olan iyonlardan gelmektedir. İyonosferin parçaları dünyanın manyetosferi ile örtüşür. Bu, dünyanın etrafındaki yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanını hissettiği alandır. Auroraların gerçekleştiği yer burasıdır. Bunlar bazen dünyanın kutup bölgelerine yakın yerlerde görünen parlak, güzel ışık şeritleridir. Güneşten gelen yüksek enerjili parçacıkların atmosferimizin bu katmanındaki atomlarla etkileşime girmesinden kaynaklanır. Egzosfer. Egzosfer atmosferimizin en dış tabakasıdır. Egzo, dış anlamına gelir. Egzosfer atmosferimizin en uç noktasıdır. Bu katman atmosferin geri kalanını uzaydan ayırır. Yaklaşık 10 bin kilometre kalınlığındadır. Neredeyse dünyanın kendisi kadar geniştir. Bu demektir ki uzaya çıkmak için dünyadan gerçekten uzakta olmanız gerekiyor. Egzosfer hidrojen ve helyum gibi gazlara sahiptir fakat bunlar çok yayılmışlardır. Arada çok fazla boşluk vardır. Nefes alacak hava yoktur ve çok soğuktur. Dünyanın dönme ekseniyle güneş etrafındaki yörünge düzlemi arasında 23,5 derecelik bir açı bulunur. Yani dünya 23,5 derecelik bir eksen eğikliğine sahiptir. Dünyanın eksen eğikliği nedeniyle güneş ışınları yılın farklı zamanlarında kuzey yarımküre ve güney yarımküreye farklı açılarla ulaşır. O da mevsimlerin oluşmasına yol açar. Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi mükemmel bir çember şeklinde olmadığından dünya ile güneş arasındaki mesafe yıl boyunca değişir. Her sene Ocak ayının ilk haftasında dünya güneşe en yakın konuma gelirken Temmuz ayının ilk haftasında güneşten en uzak konumda bulunur. Dünyanın yörüngesi elips şeklindedir.
Bu nedenle dünyanın yörünge hareketi sırasındaki hızı sabit değildir. Dünya güneşe yakın olduğu Ocak ayında yörüngesinde daha hızlı hareket ederken, güneşe en uzak olduğu Temmuz ayında daha yavaş hareket eder. O nedenle kuzey yarımkürede yaz mevsimi kış mevsiminden ortalama 5 gün daha uzun sürer. Güney yarımkürede ise kış mevsimi yaz mevsiminden daha uzundur. Dünya 4 ana katmandan oluşur. Yüzeyden içe doğru bu katmanlar sırasıyla yer kabuğu, manto, dış çekirdek ve iç çekirdektir. İç çekirdek katı haldedir. Demir ve nikelden oluşan iç çekirdek 1200 kilometrelik yarıçapa sahip bir küre şeklindedir. İç çekirdeğin sıcaklığı 5400 derecedir. Bu sıcaklık neredeyse güneşin yüzey sıcaklığına eşittir. Sıvı haldeki dış çekirdek 2300 kilometre kalınlığa sahiptir. Dış çekirdeğin erimiş demir ve nikelden oluştuğu düşünülüyor. Dış çekirdek ile yer kabuğu arasında kalan manto bölgesi ise 2900 kilometre kalınlıktadır. Dünyanın yüzeyini kaplayan kabuk tabakasının kalınlığı ise okyanus tabanında ortalama 5 kilometre iken, sıra dağların olduğu bölgelerde 100 kilometreye ulaşabilir. Dünyanın kendi etrafındaki dönüş yüzeyi yavaşlarsa, dünya yüzeyindeki denizler ve okyanuslar kutup bölgelerine doğru hareket etmeye başlar. Buna bağlı olarak iklim ve bitki örtüsü de değişir. Dünya daha hızlı dönmeye başlarsa atmosferde şiddetli kasırgalar gerçekleşirken, okyanuslar bu kez ekvator bölgesine toplanmaya başlar ve dev tsunamiler oluşur. Dünyanın dönüşünün kısa sürede veya ani şekilde büyük bir değişime uğraması, yeryüzündeki yaşam üzerinde olumsuz sonuçlara neden olabilir. Ancak gezegenimizin hareketinde böylesi büyük ölçekli ani değişimlerin olması beklenmiyor. Dünya hakkında bilmeniz gereken 10 şey. Güneş'e en yakın 3. gezegendir. Üzerinde yaşam olduğunu bildiğimiz tek gök cismidir. Adını mitolojiden almayan tek gezegendir. %78 azot, %21 oksijen ve %1 diğer gazlardan oluşan dünya atmosferi, bu özelliğiyle yaşam için mükemmel koşullara sahiptir. Güneş sisteminde yüzeyinin büyük bir kısmı sıvı haldeki suyla kaplı olan tek karasal gezegendir. Eğer Güneş 2 metre genişliğe sahip olsaydı, dünya 10 kuruşluk madeni para büyüklüğünde olurdu. Dünya atmosferinin yoğunluğu çok büyük olmayan göktaşlarından yeryüzündeki canlıları koruyabilecek kadar yüksektir. Tek bir doğal ordusu vardır. En çok sayıda yapay hulya sahip gezegendir. Güneş sisteminde yoğunluğu en yüksek gezegendir. Mars. Güneş'e en yakın 4. gezegen. Mars'ın Güneş'ten ortalama uzaklığı yaklaşık 230 milyon kilometredir. Dünyadan çıplak gözle görülebilen Mars, ismini Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars'tan alır. Mars'ın yüzeyinin kırmızımsı bir görünüşe sahip olmasının nedeni, yüzeyinde bulunan çok miktardaki demir oksit bileşikleridir. Bu sebeple Mars, kızıl gezegen olarak bilinir. Kızıl gezegenin yüzeyinde hem Ay'daki gibi dev meteor kraterleri, hem de Dünya'daki gibi volkan, vadi, çöl ve kutup bölgeleri var. Mars'ın kütlesi Dünya'nın kütlesinin onda biri kadar. Kütle çekim kuvveti yoğun bir atmosferi tutabilecek kadar büyük değil.
kendi eksenindeki turunu 24.6 saatte, yörüngedeki turunu 687 günde tamamlar. Yüzey sıcaklığı ise 143 derece ile 35 derece arasında değişir. Mars, dünyanın yarısı kadar olan soğuk bir çöl gezegenidir. Dünya gibi Mars'ın mevsimleri ve hava olayları vardır. Mars'ın çevresinde dünya atmosferine benzeyen fakat daha ince olan bir atmosfer vardır. Mars atmosferinin büyük çoğunluğunu karbondioksit oluşturur. Mars'ın atmosferinde neredeyse hiç oksijen yoktur. Demir zengini toz bulutlarıyla kaplıdır. Mars'ın yüzeyinde eski çağlarda gerçekleşmiş sel baskınlarının izleri vardır. Fakat şimdilerde Mars'ta su sadece seyrek bulutlarda ve buzlaşmış toprakta bulunmaktadır. Bazı Mars dağ eteklerinde tuzlu su kalıntıları bulunmuştur. Güneş sisteminin en büyük yanardağı Mars'ta bulunur. Bu 600 kilometrelik çapı ve yaklaşık 25 kilometrelik yüksekliği de sönmüş Olympus yanardağıdır. Mars, robot keşif araçlarıyla incelenen tek gezegen olmasının yanı sıra dünyadan sonra yüzeyi hakkında en çok bilgiye sahip olunan gezegendir. Jüpiter. Jüpiter, Güneş sistemimizdeki en büyük gezegendir. Jüpiter'in karakteristik çizgileri ve girdapları aslında hidrojen ve helyumdan oluşan bir atmosferde yüzen soğuk, rüzgarlı amonyak ve su bulutlarıdır. Koyu turuncu şeritleri kuşak, açık renkli şeritleri ise bölge adı verir ve zıt yönlerde doğuya ve batıya doğru akarlar. Jüpiter'in ikonik büyük kırmızı noktası, yüzlerce yıldır kasıp kavran, dünyadan daha büyük, dev bir fırtınadır. Gezegenlerin kralı olan Jüpiter, adını antik Roma tanrılarının kralından alır. Jüpiter'in çevresi, muhtemelen bildiğimiz şekliyle yaşama elverişli değildir. Bu gezegeni karakterize eden sıcaklıklar, basınçlar ve malzemeler büyük olasılıkla organizmaların uyum sağlayamayacağı kadar aşırı ve değişkendir. ...69.911 kilometre yarıçapıyla Jüpiter dünyadan 11 kat daha geniştir. Eğer dünya bir üzüm tanesi büyüklüğünde olsaydı, Jüpiter bir basketbol topu kadar büyük olurdu. Güneş'ten ortalama 778 milyon kilometre uzaklıktadır. Bu mesafeden güneş ışığının Güneş'ten Jüpiter'e ulaşması 43 dakika sürer. Jüpiter, Güneş sistemindeki en kısa güne sahiptir. Jüpiter'de bir gün yalnızca 10 saat kadar sürer. Ve Jüpiter, Güneş etrafındaki tam bir dönüşünü yaklaşık 12 dünya yılında tamamlar. Bu da demek oluyor ki Jüpiter'de bir yıl dünyadaki 12 yıla eşittir. Jüpiter'in Uluslararası Astronomi Birliği tarafından resmi olarak tanınan 95 uydusu vardır. Jüpiter'in bileşimi Güneş'inkine benzer. Çoğunlukla hidrojen ve helyum. Atmosferin derinliklerinden basınç ve sıcaklık artar. Hidrojen gazı sıkıştırılarak
sıvı hale gelir. Bu Jüpiter'e Güneş sistemindeki en büyük okyanusu verir. Su yerine hidrojenden oluşan bir okyanus. Bilim adamları gezegenin merkezinin belki de yarısına kadar olan derinliklerde basıncın o kadar arttığını, elektronların hidrojen atomlarından sıkıştığını ve sıvının elektriksel olarak metal gibi iletken hale geldiğini düşünüyor. Jüpiter'in hızlı dönüşünün bu bölgedeki elektrik akımlarını harekete geçirerek gezegenin güçlü manyetik alanını oluşturduğu düşünülüyor. Jüpiter'in daha derinde katı maddeden oluşan merkezi bir çekirdeğe sahip olup olmadığı hala belirsiz. Aşağıda sıcaklık 50 bin santigrat derece olabilir ve çoğunlukla demir ve silikat minerallerinden oluşur. Bir gaz devi olan Jüpiter'in gerçek bir yüzeyi yoktur. Gezegen çoğunlukla dönen gazlar ve sıvılardan oluşuyor. Bir uzay aracının Jüpiter'e inecek hiçbir yeri olmasa da zarar görmeden uçması da mümkün değil. Gezegenin derinliklerindeki aşırı basınç ve sıcaklıklar gezegene uçmaya çalışan uzay aracını eziyor, eritiyor ve buharlaştırıyor. Jüpiter'in karşısında kalın şeritler halinde gördüğünüz canlı renkler, gezegenin daha sıcak olan iç kısımlarından yükselen kükürt ve fosfor içeren gaz bulutları olabilir. Jüpiter'in her 10 saatte bir dönen hızlı dönüşü, bulutlarını uzun mesafeler boyunca karanlık kuşaklara ve parlak bölgelere ayıran güçlü jet akımları yaratır. Onları yavaşlatacak sağlam bir yüzey olmadığından Jüpiter'in lekeleri uzun yıllar boyunca varlığını sürdürebilir. Fırtınalı Jüpiter bir düzineden fazla hakim rüzgar tarafından sürükleniyor. Bazıları ekvatorda saatte 539 kilometre hıza ulaşıyor. Dünyanın iki katı genişliğinde dönen oval bulutlardan oluşan büyük kırmızı nokta, dev gezegende 300 yıldan fazla bir süredir gözlemleniyor. Kısaca özetlersek, Jüpiter aşırılıkların dünyasıdır. Güneş sistemimizdeki en büyük gezegendir. İçi boş bir kabuk olsaydı, İçine 1000 dünya sığabilirdi. Aynı zamanda Güneş'in 4,5 milyar yıl önceki oluşumundan kalan toz ve gazlardan oluşan en eski gezegendir. Ancak Güneş sistemindeki en kısa güne sahiptir ve kendi ekseni etrafındaki dönüşü yalnızca 10 saat sürmektedir. Satürn, Güneş sistemindeki 6. gezegen ve Güneş sistemindeki en büyük 2. gezegen. Satürn, adını Antik Roma'da Jüpiter'in babası, zenginlik ve tarım tanrısı olarak anılan Satürn'den almıştır. Romalılar, Satürn gezegeni için cumartesi gününe Satürn'ün günü adını vermişlerdir. Bu isim şu an İngilizce'de Saturday olarak geçmektedir. Satürn, teleskop olmadan da görülebildiği için antik zamanlardan beri bilinir. Gelişen teknoloji ile birlikte zaman içinde 4 robotik uzay aracı Satürn'ü ziyaret etmiştir. Göz kamaştırıcı olan Satürn, gezegenler arasında benzersizdir. Satürn halkaları olan tek gezegen değildir, fakat kesinlikle en güzelidir. Gördüğümüz halkası, aralarında boşluklar olan 7 küçük halkanın birleşmesinden oluşur. Halkalar buz ve kaya parçalarından meydana gelir. Satürn, Jüpiter gibi bir gaz devidir. Çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşur. Yüzey sıcaklığı ortalama -140 derecedir. Kalın bir atmosferi vardır.
Satürn hiç de görüldüğü gibi sakin, bir yer değil. Güneş sisteminin bilinen en fazla uyduya sahip gezegeni olan Satürn'ün atmosferinde devasa fırtınalar gerçekleşiyor. Satürn'de bir gün sadece 11,7 saatte geçiyor. Satürn'deki bir yıl, 29 dünya yılına eşittir. Satürn'ün atmosferinde bugüne kadar küçük ve büyük ölçekli çok sayıda fırtına gözlendi. Genişliği yaklaşık 2000 kilometre olan ve etkisini birkaç gün devam ettiren fırtınalar, küçük ölçekli fırtına olarak sınıflandırılıyor. Küçük ölçekli fırtınalar ile kıyaslandığında 10 kat büyüklüğe ulaşabilen büyük ölçekli fırtınalar ise, büyük beyaz leke olarak da isimlendiriliyor ve etkilerini aylarca devam ettirebiliyorlar. 1876'dan bu yana gökbilimciler bu devasa boyutlu fırtınalardan 7 tane gözleyebildi. Büyük beyaz lekeler yaklaşık her 30 yılda bir Satürn'ün kuzey yarımküresinde ortaya çıkıyor. İlginç olan bu dev fırtınaların her yıl aynı mevsimde gözlenmesi. Uranüs. Uranüs, Güneş sistemimizdeki 7. gezegen ve boyut bakımından gezegenlerin arasındaki 3. büyük gezegendir. Dünyadan yaklaşık 4 kat daha geniştir. Adını Yunan mitolojisindeki gökyüzü tanrısından alır. Uranüs'ün Güneş'e uzaklığı, Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının yaklaşık 20 katıdır. O kadar uzak olduğundan Güneş'in çevresindeki bir turunu da 84 yıl gibi uzun bir sürede tamamlar. Bir günü Dünya günüyle 17 saat 15 dakikada tamamlanır. Uranüs kırmızı ışığı emen, ancak mavi ışığın uzaya geri yansımasına izin veren, bununla birlikte büyük miktarda metan nedeniyle mavi-yeşil renk olarak görünür. Atmosfer çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşur. Ancak aynı zamanda büyük miktarda su, amonyak ve metan da içerir. Yüzey sıcaklığı ortalama -220 santigrat derecedir. Uranüs'ün Güneş sistemindeki diğer gezegenlerden farklı bir özelliği de var. Gezegenin eksen eğikliği yaklaşık 98 derece. Yani Uranüs'ün ekvatoru yörünge düzlemine neredeyse dik. Bu nedenle güneş ışınları Uranüs'ün kutup bölgelerine dik açıyla ulaşabiliyor. Şu an Uranüs'ün kuzey kutbu güneşe doğru yönelmiş durumda. Neptün. Güneş sistemi içerisinde 8. sırada ve güneş sistemimizdeki son gezegen olan Neptün, karanlık, soğuk ve çok rüzgarlıdır. Güneş'e olan uzaklığı, Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından 30 kat daha fazladır. Yüzey sıcaklığı ortalama -214 santigrat derecedir. Neptün, Güneş'e Dünya'dan 30 kat daha uzakta olduğu için Dünya'dan çıplak göze görülemez. Neptün, Uranüs'e çok benzer. Dünya boyutunda katı bir merkez üstünde yoğun su buharı, amonyak ve metan gazından oluşur. Atmosferi hidrojen, helyum ve metandan meydana gelir. Aynı Uranüs'te olduğu gibi Neptün'e de mavi rengini veren metandır. Neptün'ün 6 halkası vardır fakat bunları görmesi çok zordur. Neptün'de Uranüs gibi bir buz devidir ve yapısal olarak gaz devine benzer. Neptün'de bir gün yaklaşık 16 saat sürer. Güneş etrafındaki bir turu ise 165 dünya yılına eşittir. Neptün bir gaz devidir. Yani Dünya gibi kayalık bir gezegen değildir.
tamamen gazdan oluşmaktadır. Bu nedenle Neptün'deki ortam inanılmaz yüksek basınç ve sıcaklıkla karakterize edilir. Ayrıca Neptün'ü oluşturan gazların da organik doğada olmayışı, Neptün'ü bildiğimiz anlamıyla yaşam için uygun olmayan bir habitat yapmaktadır. Bu nedenle de Neptün'de yaşam olması beklenmemektedir. Neptün 24.622 kilometre yarıçapa sahip olması dolayısıyla Dünya'dan yaklaşık 4 kat daha geniş bir gezegendir. Yani Dünya bir madeni para büyüklüğünde olsa Neptün bir beyzbol topu büyüklüğünde olurdu. Neptün Güneş sistemi içerisinde rüzgar yoğunluğunun en fazla gözlemlendiği gezegendir. Güneşten epeyce uzak olmasına ve dolayısıyla görece düşük enerji girişi olmasına rağmen Neptün'ün rüzgarları Jüpiter'inkinden 3 kat, Dünya'nınkinden 9 kat daha güçlüdür. Neptün'ün bu rüzgarları donmuş metan bulutlarını gezegen boyunca saatte 2000 kilometreden hızlı hareket ettirmektedir. Dünya'nın üzerindeki en güçlü rüzgarlar bile saatte sadece yaklaşık olarak 400 kilometreye ulaşmaktadır. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.